Şenol Güneş'in pantolonu nerede ya? Hani sen ne yapacaksın Şenol Güneş'in kırmızı pantolonu ya? Ya bu kırmızı pantolon. Ne pantolonu? Gidin bak. Hazır mı arkadaşlar? Ahmet hocam. Tutturdu Şenol Hoca'nın pantolonunu istiyor Rasim Ozan. Ahmet hocam sizden rica ediyorum bir paket yapıp gönderin. Bir paket yapıp gönderin Rasim. Harika. Çok nasıl buldun? Sana bir şey söyleyeceğim. Hocam hocam çok şık. Aynı pantolondan bende de var. Morla kırmızı karışık. Aslan gibi çok şık. Yani. Hocam nasıl buldun? Harika ben, bir pantolon. Çok şık. İnanılmaz bir pantolon. Hocayı tebrik ediyorum. Hocam bir de sen de ben Ertem, Ertem bana çok soru çok, geliyor bu Tosic ile ilgili. Bir dakika dur. Hocaya bakarken Tosic ile ilgili çok soru geliyor. Abi Tosic çok üst düzey bir oyuncu değil. Standart iyi bir takım oyuncusu. Yani bunun üstüne biraz daha çıkabilir ama Tosic'ten kalkıp da bir üst düzey yıldız sol bek beklemeyin. Yani bir Roberto Carlos olacak. Hadi bir Teo bile olacak değil. Normal standart bir sol bek. Çok fazla bir şey beklememize gerek ama görev adamı. Kötü değil. Beşiktaş'a faydalı. Ertemciğim hocam yorumlasın da benim aklıma bir şey geldi. Bugün ben yanlış mı gördüm? Bizim Vitor Pereira'nın, Rıza'nın seyrettiğim birçok antrenörün üstünde bugün siyah o tişörtlerden vardı. O başarılı bravo. Şenol Hoca mesela giymemiş. Niye giymemiş merak ettim. Ya herkes giyecek diye bir şey yok. Bir şey yok. Kırmızı pantolon hocam. Bence, bence Şenol Hoca, Şenol Hoca bence burada şunu yapmış. Bir saniye. Mor mu? Hayır kırmızı beyaz yapmış. Canım, bir dakika kırmızı beyaz yapmış. Siyahı da matem yapmış üstüne. Kırmızı beyaz yapmış. Kırmızı beyaz yapmış. Matem yapmış. Kırmızı hocam. Kırmızı gibi. Ben bugüne kadar sana hiçbir şey söylemedim. Evet. Ama hakikaten bu kadar da olmaz yani. İddiaya girelim mi hocam? Şenol Hoca Allah rızası için bağlanın onun için mi gidin? Tamam da bu kırmızı mı yani? Kırmızı pantolon giyemez. Şenol Güneş kırmızı mı? Şenol Güneş kırmızı pantolon. Arkadaşlar rengarenk ne ya? Saç Allah aşkına ne rengarenk? Çok yakışıklı rengarenk. Ertem rengarenk falan demeyin arkadaşlar. Buyurun hocam. Ertem gökkuşağı gibi. Rasim bir saniye gökkuşağı falan değil. Rengarenk falan değil. Yapmayın böyle. Bir şey söyleyeyim sana. Fazla yurt dışına falan çıkmadıkları için bilmiyorlar. Bütün Avrupa tabii falan böyle aynen öyle ya. Yapmayın çok bugün kıyas. Bakın vay harika. Harika bir kıyafet. Abdülkerim abi. Yarın ben de bak, geleceğim. Abdülkerim bak, abi. Avrupa giyiyormuş. Eksik ama kaldık. Abdülkerim abi. Ben yeşil pantolonla geleceğim. Abdülkerim abi. Bak. Yarın bana ne kadar inanıyorsun? Ne kadar samimiyetim inanıyorsun? Bravo. Dinlemiyorsun abi. Bir olur. Yapma bak Abdülkerim abi. Büyüyorsun. Doğru doğru. Kırmızı beyaz giymiş. Ben bana inan. Ben bir şey demiyorum ben. Bunu %100 böyle yapmıştır Şenol Hoca. Diyorsun tahmin et. Siyah da. Siyah da matem rengi olmuş hocam üstüne. Bak bunu Beşiktaş için değil. Bunu Türkiye için giymiş. Buyurun İyidir, hocam. Kırmızı mı o sence? Bana fikrimi sordunuz. Fikrimi sordum hocam. Hocam söylesin ben karışmam kıyafete. Bugün saat 17 itibariyle bunları gördüm. Hala bakıyorum. Bana ne? Kuş öldü baby. Ne? O ne demek kuş ya? Öldü Nuri Yerlitaş gibi. Ya, kuş öldü baby ne ya? Ne demek ya? Hocam yorum kuş ya. Kuş öldü ne ya? Şey ya? Kuş öldü baby diyor. Ne demek anlamadım. Nuri Yerlitaş diyor yani. Beğenmediniz ama Nuri Yerlitaş. Benim söylediğimde var. Çok klas hocam kuş ya. Kuş öldü beni bu. Hocam çok güzel renk. Ben de giyiyorum. Sinan. Benim filmde aynı rengim var. Askeriyi ziyaret Sinan. Ediyorum. Sinan. Filmde aynı kıyafeti giyiyorum. Şapkam da var. Bir de şapkam da var. Mafyasın bu renk mi giyiyorsun? Evet mafya bu renk giyiyor. Sinan. Filmde mafya. Filmde mafya. Sinan. Filmde mafya. Mafya'yı buluyor. Çok güzelsin ya. Filmde mafya sakın yanlış anlamayın. 6 saattir bakıyorum. Efendim. Kuş öldü baby. Sen bordo pantolon giymişsen senin kuş da öldü baby. Ya hocam ya. Hocam bordo pantolon giymek benim adamlığa aykırı mıdır? Benim... Ya ne alakası var? Soruyorum ya. Adamlığa aykırıdır falan demedi ya. Aykırı mıdır? Ne demek ya? Soruyorum. Kuş öldü ne oğlum, demek hocam ya? Adam bordo giyiyor. Ben soruyorum. Soru sorma hakkımı da verin. Bak benim de var. Versene Erdem. Neyim ver filmin fragmanını verin. Ver o görüntü ben içeriden hazırlasınlar. Hazırlayın ben yapayım. Şey yapın. Orada pantolonum var. Hazırlasınlar. Orada pantolonum adamlık mı? Hemen sokun demektir tabii ya. Bir saniye adamlıktır. Rasim bir saniye. Hocam Şenol bak onu nereye kadar götürüyorlar Şenol ya. Şenol Hoca adamın kralıdır. Adamın giydiği pantolonla adamlık. Geldi. Giydiği pantolonla adamlık ölçülmez rengiyle. Trabzon'dan Şenol Güneş'in en yakın dostlarından biri. Şenol Güneş aynı zamanda bir rap hayranıdır. Valla rap dinliyormuş. Dinler hocam ne var bunda? Ne hocamın dedikleri? Dinler aslan gibi dinler. Ne hocam dedikleri? Ya bir şey söyleyeceğim. Çocuklar. Siz bahsettiniz Şenol Güneş gece gündüz aynen. Okuyan. Edebiyat öğretmendir. İnanılmaz kültürlü, inanılmaz. Rap seviyorsan. Adamım diyen adamdan rap, daha da adam bir adamdır. Rap seviyorsan. Nasıl? Rap seviyorsan. Ertem. Evet. Sever ne var yani? Hocam, Serkan hazırlasana koysana abi benim pantolonumu. Rap soytarlıktır dedi. Hocam bir şey söyleyeceğim. Esas mesleğinin öğretmenlik olduğunu biliyorsunuz değil mi? Türkçe edebiyat öğretmeni. Daha iyi biliyor kırmızı beyazın ne olduğunu. Ben Trabzon Lisesi'nde edebiyat öğretmeniydi. Ama ben... Şenol Güneş'in işini anlatayım mı size? Şenol Hoca'yı en eski Sinan'la ben tanırım. Trabzon Lisesi'nin edebiyat öğretmeniydi. Türkiye'de. Var o Türk futbolunda 100 yılda adam gibi adam.
namuslu, şerefli, haysiyetli, işine aşık insan, adaletli yaşayan 3 adam, 5 adam say derseniz Şenol Güneş benim açımdan bu ilk 5'in içinde olur. Bu 1. 2. Şenol Güneş birçok oyuncunun kazanılmasında Trabzon'da başarılı olduğu gibi bugün Beşik ve bundan sonra da Beşiktaş'ta da oynayacaktır. İyi insan. Fazla tanımam. İyi insan, kötü insan, iyi insan ama şu var. Zor insandır. Biraz kaprisiyözdür. Alıngandır. Ama o Trabzonlu. Hani bir laf vardır ya. Paranı, karını, takımını fabrikana teslim et. Nasıl teslim edersen aynen yalnız gelir. Yalnız hocam şunu da söylemek istiyorum. Ha, diğerleri kim? Özhan Can Aydın için rahmetli söylerim. Tabii, tabii. Diğeri kim? Rahmetli Süleyman Seba için söylerim. Ya, hocam yalnız kayda geçsin. Hocam bir de Sagopa'dan özür dile. Bu ya kim bu Sagop kardeşim? Sagopa'dan özür dile hemen. Göster Şerif'in resmini var. Kim bu Sagop? Sagopa'dan özür dilesin. Sagopa'dan özür dilesin. Sagopa adı mı Sagop? Sagopa Kaşbe. Rasim niye? Özür dile hocam. Yalnız Ertem bir saniye. Yalnız. Bırak. Şenol Güneş'e Türk basının bir özür borcu vardır. 2002 Dünya Kupası sırasında Şenol Güneş'i rezil rüsva etmiştir. O zaman giyimine kuşamına da takmışlardı. Sen niye o zaman şimdi adamın pantolonunu istiyorsun? O zaman Şenol Güneş'i dümdüz etmişlerdi. Sen niye peki diyorsun? Dümdüz ve haksızlıktı. Bu pantolon konusunu sen açtın merak o zaman. Merak ettim yani. Hocam ne diyor? Ediyorsun? Ahmet Çeker'in yorumunu merak ettim. Sen yapıyorsun ondan sonra. Ben bir tek yorum söylerim. Allah Allah. Bırakın adamın kıyafetinden istediğini giyer kardeşim. Abiciğim sen aynı pantolonu aynı kıyafeti ben de giyiyorum. Kıyafetle adamlık madamlık ölçülmez. Ayrıca çok da şık. Artık biraz da kendinizi geliştirin. Kardeşim bu tip kıyafetlerde dünyada çok moda herkes giyiyor. Evet, bordo pantolon sanki ya. Yani yeşil pantolon giydi veya biz pembe pantolon ya. Falan ya. Bordo vişne çürü bir pantolon yapmayın. Al hocanın kıyafeti bu bordo. Abi. Vişne çürü ya kim ne diyor Sinan? Geçen ay Milano'da yapılan büyük ya. Moda haftasında bu tarzlar moda olarak kabul edildi. Tamam da biz... Kasua style olarak geçiyor. Tamam da ama bizi de geçiyor. Küçümsemeyin. Biz de bu modaları sevmiyoruz. Belli ki hoca ben da bunu... Hayır belli ki hoca bunu yakından takip ediyor. Hayır tamam. Sen de güzel giyiniyorsun bazen. Hayır hayır ben... Ben sana hatta takılıyorum abi yeni albümü çıkarttım tamam diye. Tamam da... O zaman hayır. Ertem'cim insanlar Ertem. İstediğine kendine yakışan şeyleri giyerler. Ertem. Bu Rasim bir adam yani. Rasim nereden bakıyorsun oğlum ya? Ertem bu Instagram kitlendi. Sagopa Kajmer'den dolayı kitlendi hocam. Sagopa Kajmer'den Instagram kitlendi. Ne bu ya? Çocuğun adı da söyle bakayım. 15.000 mesaj Sagopa Kajmer. Kitlendi özür dile hocam. Kodla. Özür dile. Sagopa hocam. Rasim bir dakika ya. Samsun. Hocam bir dakika söylüyorum. Sagopa. Gerçek ismi. Öyle yapılmaz. Samsun, Adana, Giresun. Samsun, Adana, Giresun. Ordu. Evet. Pırasa. Pırasa. Adana. Adana. Soyadını kodla. Kastamonu. Kastamonu. Kajmer. Adana. Özür dilerim hocam. Yunus Özyavuz'u Özyavuz'du gerçek evet. ismi galiba. Mardin. Yunus Özyavuz'u evet. öyle hatırlıyorum Edirne. Ama. Evet. Rize. Sagopa Kajmer. Bu arkadaş şey mi? Ermeni asıllı. Yunus Özyavuz. Yok hocam. Esas bunun ismi ne? Esas ismi Yunus Özyavuz. Yunus Özyavuz hocam. Bu arkadaşımızdan Yunus Özyavuz ama bir özür hak etti. Olsun bir dakika diye. Şimdi bir dakika. Bu çocuğun adı Yunus ne? Yunus Özyavuz. Yunus Özyavuz niye adını Sagopa Kaşmer konuşuyor? Mesela benim adım Ahmet Çakar'sa ben niye adımı Sagopa Kaşmer şarkısını verin? Hocam Samsunlu bir çocukmuş. Ya niye Samsunlu çocuk kardeşim Yunus. Samsunlu Yunus. Sen niye adını Sagopa Kaşmer koydun? Demek ki arıza başlamış orada da ad değiştirirken mi? Mesela doğrudur. Fahrettin Cürekli Batur. Cüneyt Arkın. Bilir misiniz kim olduğunu? Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın. Dediler ki böyle artist ismi olmaz filan. Fahrettin Arkın. Cüneyt Arkın yaptılar. Tamam. Doğru mu? Evet. Heh. Şimdi ama adamın hocam eşi de rapçiymiş. Ya Sagopa Kajmer diye rapçi ismi olmaz. Eşinin ismi de Kolera. Eşi de rapçiymiş. Kolera mı? Hocam kolera. Oğlum kime ne ya? Hangi kolerası? Hocam Rasim bir dakika. Kolera kimsenin eşini falan karıştırma. İster kolera olsun ay, ister klopata olsun. Ya. Olabilir kardeşim. İşte hocam Sagopa Kajmer. Aslan gibi çocuk. Adam gibi adam. Çok da yakın ben tanıyorum. Ben tanımıyorum da hiç aslan gibi çocuğa benzemiyor. Nereden biliyorsun? Ben tanımıyorum dedim. O da şimdi bana bakıp der ki ben de Ertem Şener'e adam gibi adam değil der. Bunu demeye hakkı var şu anda bu çocuğun peki bana. Peki o zaman hadi. Hadi o zaman. Bir dakikalık ayağa kalkalım. Sagopa Kajmer için saygı duruşu alıyorsunuz. Ama ben diyorum ki bak adam gibi adamdır diyorum. Sen ben bana inanman lazım. Senin bir, ben 3 senedir çalışıyorum senden bir kişi için de adam gibi adam değildir de be. Senin için de adam gibi adamdır. Bir dakika kime diyeyim o zaman? Niye alkışlıyorsun ya? Sen şimdi bağırma kime diye. Nereden tanıyorsun hocam? Söyle, sen bu şimdi bu çocuğun bu Yunus'un. Bu Yunus'un sen ne kötülüğünü gördün? Zaten adı Yunus Sagopa olan bir adamın adımız, adını Sagopa Kajmer diye değiştirdiği an benim için olumsuzluk başlar. Şimdi senin adın Sinan Engin. Evet. Sen burada adını Serbülent Sebastian. 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 Sebastian.
Olmaz kardeşim. Hocam, rapçilerden sakın olan bir özür dileyelim. Bu konuyu kapatalım. Çok kilitlendim. Kilitlendim hocam. Dayanamıyorum. Lütfen abi özür dilettiğim burada. Sinan sen rapçi misin kardeşim? Ben severim rapi. Tamam ben git rap dinle. Yalnız şey, kolyelerin eksik. Hocam bir şey söyleyeyim. Tamam bir de kapına kuşuna tabi. Bak. Çok dini bütün bir arkadaşımız. Bana ne? Bak. Hani o belki de çok var. Ben o açıdan yani bir söylüyorum. Adamın dini bütün olması demek. %100 iyi olması anlamı. Allah korkusu var demek hocam. Lafım yok. Allah korkusu var demek. Allah'tan korkan adam her şeyden korkar hocam. Anladım. Saygılı olur. Anladım. Yani çok baş... O biraz ama, daha Allah'tan korkan. Peki. Allah hocam görmesin. Peki. Ne oldu? Sen hiç o söylemem. Arkadaşla mesela senin aracını konuşalım. Hoca söylemem. Sagopa Kajmer adını niye Yunus'u bırakmış? Niye Yunus ne güzel isim. Hocam, hem olabilir. Yunus böyle tarihi isim. Olabilir. Efendim ananevi bir isim. Niye Sagopa? O kaçıranlara bir daha sen Bilal Kısa ile ilgili baş sağladın dedin ya. Niye? Bir anlamı vardır onun. Bir daha dilesene Ertem'ciğim. 50 kere diledim bir kere daha söyleyeyim. Bilal, Bilal Kısa kardeşime bana da geliyor. Edilesin. Yani Instagram, sosyal medyaya göre hareket ediyorum ama, defalarca söylüyorum. Söyledik. Allah aşkına yani yeni açıyorsunuz televizyonunuzu defalarca söyledik. Ben seyircilerimiz için söylemiyorum. Ben Bilal için söylüyorum. Bilal kardeşime Allah'tan rahmet diledim. Annesi için. Mustafa kardeşime de, Papen Mustafa için de söyledim. Evet, programı buraya da yazıyorsunuz yani adam değilsiniz niye Bilal'in annesine başsağlığı dilemiyorsunuz diye. Diledik. Niye bu kadar bakıyorsunuz? Yani bunu defalarca söyledim, Saygı duyalım arkadaşlarımıza yani, Hocam Sagopa Kajmer'den lütfen rica ediyorum senden hocam. Bak Sagopa Kajmer hadi Eminem'le. Ben rapçilerden de, Rap sevenlerden de. Rap sevenlerden ne olur bir özür dilemek zorundayız hocam. Rica ediyorum. Senin yerine ben dileyeceğim yoksa hocam. Bir dakika. Sen kimin yerine diyeceksin? Beyler hata yaparsam özür dileyen bir adamdır. Bunu da defaatle yapmışımdır. Evet. Sen Sagopa Kajmer'i dinledin mi hocam? Ben tekrar söylüyorum. Ey Türk gençliği. Evet hocam. Birinci vazifen. Kanunlara, nizamlara uygun yaşamak. İkinci vazifen. Okuyup vatana, millete, ailene iyi çocuk olmak. Üçüncü vazifen. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Dördüncü vazifen. Tabii ki sanatla finale gelin ama bana göre rap iyi bir sanat değildir. Rapçiyi sevmem, rap söyleyeni sevmem, rap dinleyeni de sevmem. Türkiye Sagopa, özür dilemem. Türkiye Sagopa, Türkiye Sagopa Kajmer Dinleyicileri Derneği olarak Ahmet Çakar'ın özür dilemesini bekliyoruz. Ne? Öyle dernek de mi buraya var? Buraya yazıyorlar abi. Öyle dernek de mi var? Aynen öyle söylüyorlar. Neymiş dernek? Neymiş dernek? Özür diliyoruz. Ne? Sagopa Kajmer Derneği. Ya şimdi bak başlatacaksınız Sagopa Kajmer'inden filan. Sagopa bildiğim kadarıyla Mısır'da bir piramit adı mı neydi öyle hatırlıyorum. Hocam rapçiler değişik isim kullanırlar. Anladım. Bu da bir takma isim yaptı diyenlere göre takmış. Anladım. Ama bizim amacımız o. Biz insanlara kırmayalım. İnsanların yani müziklerini yani adamların beğendikleri müziğe bile kızıyoruz ya. Sevmiyorum diyor adam. Bir şey abi gençlik ya. Gençlik rap seviyor. Hepsi rahatsızdır diyor. Ya Sinan abi adam önce değil mi burada insanlar istediği gibi düşünür. İstediği gibi hareket eder, evet. İstediği gibi konuşabilir, istediğini söyleyebilir. Ben hocam Ajdar'ı dinledin mi? Hocam Ajdar. Aa, Chiquita Muz. Çok güzel. En güzel şarkısı. Ajdar'ın değil mi? Chiquita Muz değil mi Ajdar'ın şarkısı? Ben bu çocuğu hatırladım. Bugün Rasim. Twitter hesabında. Rasim, Chiquita Muz değil mi Ajdar? Bir ülkeye gümrük mevzuatına aykırı mal getirdiğim için polisler beni misafir ediyor diyen arkadaş değil mi? Sagopa. Evet hocam. Twitter'da eğer yanlış yanlış hatırlıyorsan özür dilerim. Sagopa'dan da ailesinden de. Bir dakika. Bırakın lan bu işleri. Hocam, bir dakika. Bu saçları biz değirmende hakkıdır. Hocam. Gümrük mevzuatına aykırı madde getirdiğinden dolayı. Herkes hata yapar eğer yaptıysa. Herkes hata yapar. Ben hüküm vermiyorum. Hocam uyuşturucu sipariş etti diyor. Hayır ben bir şey söylemiyorum. Asla. Ben şunu sordum size. Bilmiyorum. Bu arkadaşımız ben, değil mi ki? Ben bilmiyorum kardeşim. Bir atma ortaya. Sen önce bir şeyler yazıyorsun. Ertem'ciğim. Sen o bagajını tanıyor musun artık? Beni atma. Pardon hocam. Ertem. Şimdi jeton düştü. Efendim hocam. Benim aklım zaman zaman geç çalışır. Twitter hesabında bu sanatçı arkadaşımız şunu ifade yazmadı mı? Gümrük mevzuatını aykırı madde ithal ettiğim için İngiltere'den belli bir süre bu nezareten de veya gözlem altındayım. Diye yazan arkadaş mı diyorum sana bunu? Allah hocam ben Allah. Bilmiyorum bak. Bilmediğim için. Yok, demin her şey bilmiyorum. Bilse kral. Evet hocam dedim. Ben bilmediğim için bir şey söylemiyorum. Ben ama ben asla modada serbest bırakılmış. Lafı Allah ben Allah ben bir suçlamada bulunmadım hayır, ki. Çocuğu hatırlamak için söylüyorum. Bir insan çok aklına kalmış yani. Hayır, bir insan hata yaptı diye de o zaman yerden yere mi vurur? Tabii canım. Bir çocuğu tanımam etmem yani. Toparalım mı? Hocam şimdi bir çok tanımış yani. Şimdi ben bu çocuğu tanımam etmem ama bir çok tanınmış sanatçıda da biliyorsun böyle şeyler oldu. Bak kardeşim ben Sagopa denen arkadaşı bilmem.
hangi gümrük mevzuatına aykırı maddeyi ithal ederken alnında bilmem. Böyle bir suçlama da yapmam. Hemen işi böyle bu tarafa çekmeyin. Tabii, dünyanın tabii. En iyisi adamı da olabilir. Tabii bilemeyiz. Sanatında başarılardır. O sanat bakatarız ya. Manyak mısınız? Bir saattir bunu konuşuyoruz. Samsunlu Yunus Özyavuz. Tamam. Bir kere dönelim abi. Beşiktaş'ın tekrar bize. Evet. O zaman kolayı var ya. Bir dakika kolayı var. Biz burada 5 kişiyiz. Hepimizin adı var değil mi? E biz de topluma mal olmuş kişileriz. Tıpkı şey gibi. Sagopa. Yunus gibi Yunus. Sagopa Yunus gibi. Biz de adlarımızı tuhaf tuhaf isimler bulalım mesela. Hocam sen de albüm senin, bir dakika. Sinan senin bu nasıl adın Sebastian olsun. Söyle bana. Rasim senin de adın ne olsun? Victor. He? Victor. Victor sen Apo. Ben Abdülkerim. Abse. Ben memnunum. Ertem. Benim ismimden memnunum. Senin adın ne? Sağ buldum. Ertem Sıvacıyan. Vladimir Benchastin. Senin adını biliyorum. Benim senin adını biliyorum ben. Benim adını ne koyarsanız koyun. Benim ismim çok fark etmez. Ama Sagopa falan koymayın bana. Senin adını da ben sana söyleyeyim. Senin adını da söylüyorum. Vladimir gider. Senin ya, hocanın adı Çavuşesko. Wow, diktatör. Ya dünyanın en nalif adamı ya. Ne? Devamlı kesiyor doğruyor bu. Hocam Mısır'daki Sagopa piramidinin sırrını çözen bilim adamının adı Kajmer'dir. Ve bu adam labirent gibi olan piramidin en sonuna kadar gitmiş ve duvara Sagopa Kajmer yazmıştı. Ama ne? Hava akımından şimdi, dolayı geri dönememiş. Havasızlıktan boğularak can vermişti. Ertemciğim bu ceza mı daha popüler Sagopa mı? Hangisi daha popüler? Ceza daha popüler. Yani Sagopa'nın şey daha fazla. Hayır, hangisi ama ceza daha popüler. İkisi daha de popüler. Bir İkisi de popüler. Ceza ismini koymuşsun. Ceza daha çok şu anda şey meyve suyu reklamlarında biliyorsun hani Candan Erçetin'le beraber. Ha, bir de şey var Didi öyle bir reklam var. Çay reklamı. Evet. Geldik. Tekrar devam ediyoruz. Ahmet Hoca grip olmuş. Ahmet Hoca'ya geçmiş olsun. Bak ciddi söylüyorum. Hocam grip nasıl geçer? Bizi şu an değil. İzleyen milyonlarca grip var. Bir şey söyleyebilir miyim? Bak ben seyircilerle milyonlarca grip yurttaş var şu an. Tamam milyonlarca grip yurttaş var ama ben bir söyleyeyim sen sonra milyonlarca grip yurttaş var. Yoksa sen ilaç tekerlerinin bir adamısın. Bak şu anda Barcelona'dan izleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlara da buradan sevgilerimiz, selamlarımızı gönderelim. Barcelona, Eko. Sen söyle. Oğuzhan Engin kardeşime, sevgili Eko kardeşime, Ekrem. Efendim? Ekrem değil mi? Ekrem okumuşu evet. Ben de Zafer Çıka. Zafer Çıka abimize. Oo, Demet Akman Egemen'e. Sevgiler. Egemen kardeşime. Ve Gökten'e kucak dolusu. Ben de Arda uyuyor mu Arda? Arda uyuyor. Arda şu an uyuyor. Ya bir durun bir abicim bir dur ya. İlyas'a kardeşime, Busquets kardeşime. Neymar kardeşime, Messi kardeşime selamlarımı iletiyorum. Adam bir selam söylettirmediniz. Çocuklar evde bir seyrediyorlar. Barcelona'da Arda'nın evindeler. Bir seyrediyorlar şu reklam arası. Arda uyuyormuş helal olsun. Arda uyuyor hocam. Hoca, Arda, hocam mesajına... Aynen söyleyebilirsin. Aynen telefonda ne söylediğini söylesene. Arda'yı kaldırın dedim abi uyuyorlar yarın erken iyi dedim. Ona söyleyin. Onun Türkiye'de G.T ettiği adam telefon attığında kaldırın. Kaldırmayın da dedim yarın aradığımı söyleyin dedim. Gurur duyuyorum. Tebrik ederim seni. Gurur duyuyorum. Seni tebrik Arda'yı seyrederken ne hissediyorsun? Ahmet Çakar, mesela seni tebrik Messi'ye verdiği o ince pasta ne hissettin? Bir şey itiraf edeyim mi? Granada maçı. İki maçını seyretmedim. Özetlerine baktım. Hiç fark etmez. 6 sene önce demiştim ki su taşıyamaz su. Şimdi Barcelona'yı taşıyor. Bu yanılgımdan dolayı inanın bana. Ve çok kişi inanmayabilir. Mutlusun. Gurur duyuyorum gurur. Yok, daha evladın senin niye ondan sen bundan daha büyüğü. Bundan daha büyüğü. Hani şey yok mesela. Atletico Madrid'den diyorlardı ki Chelsea'ye mi? Manchester'a mı? Bir numaraya gitti. Bayern'e mi? Yok. Barcelona'dan gideceği neresi var biliyor musun? Uzay Spor. Ay, Uranüs'te bir takım var. Uranüs Premier Ligi'nde oynuyor. Uranüs veya ne? Ailesi yok hocam. Barcelona ya. Robotlar oynuyor. Arda Türkiye'den Arda'ya. Bunun daha büyüğü yok şu an için. Hocam bir de şöyle gidersin biliyor musun? Hani bonservisin boşa gider. Yancı gidersin. Hayır boşa çıkarsın. Bonservissiz gidersin. 40 milyonun euroya gidiyorsun. Evet yani ya. Yok şu sponsor Türk kanalı var ya. Arkadaşlar geçin. Öyle sponsorluğa transfer falan. Sponsorluğa falan transfer falan olmaz. Kimse kimse öyle kaşına gözüne çok sen şunu al falan filan diye şu kadar para da vermez. Anasının ak sütü gibi helal olsun. Bileğinin hakkıyla söke söke maşallah. Dünyanın bir numaralı takımına transfer olmaz. Bir şey hissettim. Ben şu anda İspanya'da saat akşam 10. Uyuyor. 10. Eğer 10'da Arda uyuyabiliyorsa içeride 5 tane arkadaşı olmasına rağmen uyuyordu. Makara olmasına rağmen. Büyük evdir hocam ondandır. Hayır şu anda mı söylüyorum. Hocam. Orada çıkıp kakara kikirde yapamaz dostlarıyla. Hocam. Hani yalnız olsanlar uyuyabiliyorsa demek ki bir değişik uyuyor. Bir profesyonel anlayışı girmiş. Hocam
2 saat mi varmış? Bir saat var diye. Ya 23 olsun. Portekiz'de. Hocam ya fark etmez 23 olsun. Öyle mi? İspanya'da böyle yaşamazsan geride Iniesta bekliyor. Rakitiçler ne dedi sana? Formayı alamazsın. Yani antrenman var, maçların var dedi hocam. 11 antrenmanları var, çarşamba da maçları var dedi. Hocam o yorulmuştu.